Kastamonu'nun şehir merkezindeyiz. Tarihi bir handayız. Halime ablam eline baltayı almış, beni korkutuyor. Balta değil. Bakar mısınız? Balta değil, satır. Et satır. Halime ablacığım, nereden kaldı bu satır? Balta gibi ama. Galu beladan gelen kalan bir satırım. Galu bela, Kastamonu'ca galu bela. Bu et satırı ve et tahtası benim anneannemden kalan. Anneannem Asin olmuş, kaybolur. Ben çocukken bu et satırıyla, tarihi eser tabii, et satırıyla, et tahtasında et döver, döverek yapardı et ekmeğini. Bizim çocukluğumuzda evin ustusu cumartesi gün akşam hanımına derdi ki, yarın sacı kapa kadın derdi. Sacı kapa demek et ekmeği yapalım veya pastırmalı ekmek yapalım veya patates veya yoğurt yapalım demekti. Böyle bir kültür vardı. O zaman sacı kapayalım. Ha, sacı kapayalım. Sacı kapadan evvel eti dövelim. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi başlayalım. İlk defa görüyorum. Evet. Halim abla yorulduğu zaman ben dövüyorum. Ben yorulduğum zaman Halim abla dövüyor. İkimiz paylaşıyoruz bu işi. Eti döve 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 döve. Kıyma haline geliyor. Kıyma haline, kıyma haline geliyor, evet. Dana eti. Dana eti tabii. Kaburga etinden. Her zaman yetmemem Halim abla bak. Bugün yardım ediyor. Her zaman isteme ha. Bir de ben deneyim. Hadi buyurun. Buyurun mikrofonu size. Çeviriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İki elimizle. İki elimizle. Sayın muhtarım oluyor mu? Yasin Bey'e Kastamonu'da et ekmeğinin etini dövdürdüm ya, ne mutlu bana. Her zaman döverim, her zaman döverim. Bu tarihi bir gün benim için. Bakın bakın bakın. Nasıl oldu mu, yeter mi? Hadi ne yapacağız? Soğanı atacak şimdi. Şimdi soğan atıyoruz, evet. Hadi atalım. Hadi. Önce bıçakla doğruyoruz, daha sonra satırla atacağız. Maşallah Halime ablam incecik doğruyor. Soğansız yemek isteyenlere de ayrıca soğan katmadan yapıyoruz. Bakın soğanları güzelce döşüyoruz. Buyurun efendim. Tuzumuz. Baharatlar geliyor. Kimyon mu? Hayır, su. Su. Aa, çok ilginç. Hafif su yeterli mi? Tamam. Ondan sonra dövmeye başlıyoruz, devam ediyoruz. Dövmeye devam ediyoruz. Evet, buyurun. Haydi bismillah. Oluyor mu Sayın Muhtarım? Olur, olur. Elinizden kurtulan bir şey yok maşallah. Buyurun ben yine size vereyim ustasına. Kıvama geldi gibi, geldi. Yavaş yavaş. Geldi. Lezzetine lezzet katması için şifa suyu yapacak şimdi Halim ablam, az bir şey. Şifa suyu. Şifa suyu. O şifa suyu. Şifa suyu. Halim ablacığım. Şifa suyu orada. Şifa suyu burada, evet. Bu et suyuna benziyor biraz. Az dökelim buraya. Şifa suyu döküyoruz. Şifa suyu, evet. Yeter. Yeterli. Yeter. Şimdi dövdüğümüz etimizi bakır tabağımıza alıyoruz. Tasımızı alıyoruz. Evet. Evet. Ayaklı tasımız. Ayaklı tas deriz biz ona. Ayaklı tasımızı, evet, alıyoruz. Şimdi. Baharatları. Kimiyorum. Ne? Ceydan Bey'e sorun, Ceydan Bey. Kimyon. Kimyon. Ceydan. Evet, kimyonu. Kimyon. Tuzunu zaten biraz evvel kattık. Kırmızı pul biber. Hafif acı olacak. Evet, acı olacak. Karabiberimiz. Karabiber. Şimdi şifa suyu. Şifa suyu. Buyurun Halime ablacığım, atayım mı? Atalım. Siz bana dur deyin. Az atalım. Evet, şimdi hamuru için un, tuz, su, mayasız. Mayasız, evet. Bunun üzerine tuzumuzu attık. Tuzu attık. Şimdi yoğuracağız. Evet, suyla yoğuruyoruz. Evet, suyunu döküyoruz. Hamurumuz yoğruldu. Hamurumuz hazır, evet. Şimdi bezeliyoruz. Bunların biraz dinlenmesi lazım. Dinlenmezse kolay açılmaz. Açılmaz. Evet. Açarken yırtılır, rezil, evet, oluruz. Evet. O yüzden 15 dakika en az dinlendirmenizi tavsiye ediyor muyuz? Evet. Ediyoruz. Evet. Bizim dinlenmiş hamurumuz var mı? Var. O zaman ondan devam edelim.
Evet. Şimdi dinlenmiş hamurlarımızla hamburumuzu açmaya başlıyoruz. Hamuru incecik açtık. Hazırlamış olduğumuz etimizi bol koyuyoruz. Et ekmeği. Et ekmeği, evet. Satır ekmeği. Satır ekmeği. Satır ekmeği. Bol etli efendim, bol etli görmüş olduğunuz gibi hamurun yarısını et doldurduk. Diğer yarısını üzerine kapatıyoruz. Kapatacağız, evet. Yöreselimiz bizim et ekmeğimiz. Et ekmeği. Bu şekilde. Tamam. Evet. Atıyoruz. Şey şimdi buraya. Sacı atalım. Atıyoruz. Siz bana yardım edin. Yağlıyor muyuz önce? Yağlayalım. Şöyle. Sadece evet. Önce biraz yağlıyoruz. Yeterli. Şöyle. Özel bir. Bunun adı ne? Yağloç. Yağloçumuzla güzelce yağlıyoruz. Eskiden tavşan ayağı kullanırlardı. Artık. Av yasaklandığı için biz bulamadık. Güzelce yağladım. Tamam. Şimdi. Et ekmeğimizi sacımıza yerleştirdik. Pişmeye verdik şimdi. Artık alıyoruz. Evet. Sacımızdan. Ve bu aşamada tereyağı giriyor devreye. Evet, usul nasıl? Nasıl yenir? Yöresel usul nedir muhtarım? Saçtan tepsimiz vardır. O saçtan geldi ekmek önümüze. Tamam. Pişmesini bekleriz de soğumasını beklemeyiz. Beklemeyiz. Çünkü Kastamonu böyledir. Evet. Ekmek bu. Et ekmeği bu. Oo. Şöyle ikiye böldük. Böldük. Elimiz yaka yaka. Evet, yaka yaka. Şöyle. Muhtarım. Böyle. Buyurun. Siz de devam gösterin. Buyurun. Muhtarım devam edin. Böyle mi yenir? Evet. Çok sıcak. Hemen arkasından bir tane daha yapıyoruz. Yapayım. Ama yansam da yerim, yanmasam da yerim. Evet. Hamurunun inceliği ve etin bol olmasından dolayı ekmek boynunu bükecek böyle. Et ekmeği boynunu bükecek. Kastamonu'nun et ekmeği mükemmel bir tat, mükemmel bir lezzet. Tarifini verdik. Yapabilirseniz deneyin ya da gelin Kastamonu'ya yerinde yiyin. Dünyanın tadı devam ediyor. Tabii ki bu güzel et ekmeğini yedikten sonra. Evet. Hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.